Merhaba çocuklar. Tecvid dersine hoş geldiniz. Tecvid, Kur'an-ı Kerim'in harflerini, mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak telaffuz etmeyi ve kelimeler arasındaki uyumu sağlayan, Kur'an-ı Kerim'i manası doğru olacak şekilde eksiksiz okumayı öğreten bir ilimdir. Tecvid kuralları sadece Kur'an-ı Kerim okurken uygulanır. Diğer Arapça metinler için böyle bir gereklilik yoktur. Bugünkü tecvid dersimizde harf-i met, sebebi met ve metni tabii öğreneceğiz. Harfi met. Met uzatmak demektir. Met harfleri hareketsiz olan elif, vav ve y harfleridir. Elif harfi hareketsiz olarak gelir. Kendinden önceki harfin hareketi üstün olursa harfi met olur. Yine aynı şekilde vav harfi hareketsiz olarak gelir. Kendinden önceki harfin harekesi ötre olursa harfi met olur. Y harfi hareketsiz olarak gelir. Kendinden önceki harfin harekesi esre olursa harf-i met olur. Evet, harf-i meti şöyle bir tekrar edecek olursak arkadaşlar. Elif harekesiz, kendinden önceki harfin harekesinin mutlaka üstün. Vav harekesiz, kendinden önceki harfin harekesinin mutlaka ötre. Y harekesiz, kendinden önceki harfin harekesinin mutlaka esre olması gerekir. Ve şimdi sebebi met. Tecvid kurallarındaki birinci adım harf-i metti ve ikinci adım da sebebi met. Sebebi met neymiş? Şimdi onu öğreneceğiz. Sebebi met hemze ve sükundur. Hemze, uzun hemze ve topak hemze olarak ikiye ayrılır. Sükun da hepimizin Kur'an-ı Kerim derslerinden aşina olduğu, hepimizin tanıdığı cezimdir arkadaşlar. Harekeli olan elife hemze denir. Uzun veya kısa elif şeklinde yazılabilir. Uzun hemze ve kısa hemze, aynı zamanda topak hemze de diyebiliriz. Uzun hemze, topak hemze. Elif'in harekeli haline hemze diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi harf-i met'i öğrendik ve sebebi met'i öğrendik. Şimdi ikisini bir şöyle tekrar hatırlatmak için yazmak istiyorum. Elif, kendinden önceki harfin harekesi üstün. Vav, hareketsiz yine, kendinden önceki harfin harekesi ötre. Y yine hareketsiz, kendinden önceki harfin harekesi de esre. Harf-i met. Birinci adım harf-i met dedik. İkinci adım da neydi arkadaşlar? Sebebi met. Hemze ve sükundu. Hemze ve sükun. Evet, harf-i medi ve sebebi medi öğrendikten sonra gelelim meddi tabiiye. Meddi tabii nasıl olur? Ne şekilde olur? Şimdi hep birlikte meddi tabiiye öğreneceğiz arkadaşlar. Sizin için ben böyle küçük bir resim hazırladım. Bir harf-i med apartmanı var. Sebebi med çiftliği ve meddi tabii marketi. Şimdi arkadaşlar, harf-i met apartmanının sakinleri isminden de anlaşılacağı üzere elif, vav ve y. Sebebi met çiftliğinin sakinleri de hemze ve sükun. Sebebi met çiftliğinde hemze ve sükun çiftlikteki her şeyi kendileri yetiştirdiği için, tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları için markete gitme ihtiyacı duymuyorlar. Ama harf-i met apartmanının sakinleri marketten alışveriş yapıyorlar. Şimdi şöyle düşünecek olursak, harf-i metten birisi gelecek, harf-i metten ya elif, ya vav, ya da y, harf-i metten biri gelecek, sebebi metten, sebebi met çiftliğinden hiçbiri gelmezse meddi tabii olur arkadaşlar. Harf-i metten biri geliyor, sebebi metten hiçbir şey gelmezse meddi tabii olur. Bu hikayeden inşallah daha iyi anlaşılacaktır. Harf-i metten sonra sebebi metten hiçbir şey gelmezse meddi tabii olur, bir elif miktarı uzatılır. Şimdi arkadaşlar, harf-i metleri daha iyi anlaşılsın diye sizin için ben kırmızıyla yazdım.
Y hareketsiz, kendinden önceki harfin harekesi esre, vav hareketsiz, kendinden önceki harfin harekesi ötre, elif hareketsiz, kendinden önceki harfin harekesi üstün. Şimdi nasıl okunuyordu? Bir elif miktarı uzatacaktık. Gıyle, harfi metten sonra sebebi metten hemze ve sükun gelmemiş. Ve dolayısıyla bir elif miktarı uzatacağız. Gıyle, yegulü. Biz metni tabii bilmemiş olsaydık, bu kuralı bilmiyor olsaydık, yegulü diye okuyabilirdik belki. Ama artık biz metni tabii biliyoruz. Harfi metten sonra hemze, uzun hemze, topak hemze ve cezimli bir harf gelmedi. Harfi metten sonra sebebi metten hiçbir şey gelmedi. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya metni tabii diyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Yegulü, gale gibi. Bundan sonra inşallah metni tabileri Kur'an-ı Kerim'imizin üzerinde kalemle çok fazla çalışma yapmadan Kur'an-ı Kerim'imizin üzerinde metni tabileri işaretlemenizi isteyeceğim sizden. Ve metni tabileri işaretleyip bir elif miktarı uzatıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük tecvid dersimiz burada bitti. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.